Efendim Edis Bey, muhteşem bir konser. Dün akşam salladı burayı. Dün akşam yoktunuz, görmeliydiniz yani. Storylerden biraz gördüm. Evet biz de motiveyiz. Bakalım. En sevdiğiniz Edis şarkısı? Ya ben biraz yani yakın arkadaş kontenjanından daha sizin duymadıklarınıza kayıyor aklım. Tamam. O yüzden bir şey şimdi şey yapmayayım. Ama benim için Arıyorum her zaman çok şey. Sizden hiç duymadık. Şöyle bir ufak mırıldansanız. Daha neler ya. Ama birazdan söyleyeceksiniz beraber. Ama siz de artık yani bu röportaj vardı. Elimizi verip kolumuzu kaptırmayalım isterseniz. Ben bilet satmadım burada yani. Benim görevim değil bu. Ben iştirak etmeye geldim. Yaz sizin için nasıl geçti? Beraber bir de tatil yapmıştınız. Sürekli şey gibi Atatürk gibi Edis büstü gibi. Yani güzel geçti. Galiba hepimiz için biraz enteresan bir yazdı. Bir sürü bir şeyler de yaşadık yine hani ülke olarak. Elimizden geldiğince eşimiz, dostumuz birlikte iyi havanın tadını çıkarmaya çalıştık. Kötü diyemem. En son İstanbul Boğazı'ndan bir denize atlayışınız vardı. Evet. Çok konuşuldu efendim. Herhalde annem en son bana 10 yaşında bu kadar kızmıştır. Annem gerçekten çok kızdı. Ama göründüğü kadar, çünkü orası akıntı burnu ya. Evet. Ama yani tabii ki ben önden, orada Boğaz amcalarımız var biliyorsunuz. Evet. Fix duran. Onların onayı alındı. Önden birkaç kişi atladı falan. Hani onlara bakıp, ben de iyi bir yüzücüyüm falan. Hani onlara bakıp yapıldı ama yine de annem çok hızlı. Önümüzdeki sene böyle Boğaz'ı baştan başa geçmeyi falan düşünüyor musunuz? Buna bir idman diyebilir miyiz? Siz bana çok ilham veriyorsunuz ya bugün ya. Hiç aklıma gelmeyen fikirler. Yani düşünmüyordum. Bilmem olabilir, birkaç arkadaşım da buna katılıyorsa bir aktivite ederiz. Evet, beraber diyorsunuz. Aynen, yapabilinir. Evet, yeni sezon da geldi. Yeni sezonda yeni projeler olacak mı? Bir şeyler hazırlıyorum. Bir şeyler var ama tabii ki tam netleşmeden hani konuşulamıyor. Umarım. Heyecanlandığım belli konular var, evet. Efendim, hayranlarınızın merakı. Buraya geleceğinizi duyunca şöyle sosyal medyaya baktım. Güzelliğinizi nasıl muhafaza ediyorsunuz? Öncelikle çok teşekkür ederim. Hayranlarımın merakı inanılmaz yalan. Elimde çaktım. Aynen öyle. Sanki bir şey araştırması yapmış gibi. Çok teşekkürler, çok naziksiniz. Hayatta sanırım böyle, eğer doğruysa tabii ki, internette bir şey görüyorum. Böyle Monica Bellucci şey demiş, herkes 25 yaşında, 30 yaşında güzeldir ama 40 yaşında, hani 35-40'da hala güzel. Bu bir hayat tarzıyla ilgili bir şey söyler diye. Evet, yani o tabii ki genetik olarak türlü şanslarım da var. Ben de elimden geleni yapıyorum. Yüz yogasını, araştırmalarını çok tavsiye ediyorum. Nasıl bir şeydir bu yüz yogası? Ben eğitmeni değilim. Doğru kaynak değilim. Ben de eğitmenleri takip ediyorum ama nasıl bedenimizi egzersizle şeklinde tutuyorsak, aynen, yüzle ilgili de öyle bir durum var. Ben istifade ediyorum. Peki babaanne çözümleriniz var mı? Böyle salatalıklar, zeytinler falan koyanlar falan var. Hiç doğal çözümler dener misiniz? Yok. Yani belki hayatımda birkaç kere bir şeyi duyduysam denemişimdir. Edis Bey de şimdi spor yapıyor. Baklava dükkanını gördünüz mü kendinizin? En son sosyal medyaya bir fotoğraf atmıştı baklava dükkanı. Popstar. Bakacak kendine. Yapılacak bir şey yok. Efendim, son soru. Belki biraz canınızı sıkabilir ama ben affınıza sığınarak bunu sormak zorundayım. Ya böyle bir yerde şimdi böyle gülerken birden neye gideceğini anlıyorum. Ama bana burada yüzünüze salatalık koyuyor musunuz deyip, sonra Boğaz'a atladınız deyip, birden böyle ve bir konser öncesi böyle bir şeye geçmek, ya bana kendim adıma beni çok yabancılaştırıyor. Yani skalası olan bir sorun, dünyanın her yerinde bir sorun ama bizim coğrafyamızda skalanın maalesef üstünde olan bir durumda. Türlü yani sosyal olarak dezavantajlı olan grupları, buna kadınlar ve çocuklar da dahil, koruyan bir anlaşmanın parçasıydık. İstanbul Sözleşmesi'nin parçasıydık. Bundan çıkmamızla birlikte oranlar ortada. Hepimizin, yani vicdanı olan, kalbi olan herkesin içini parçaladı.
Bir de olay tuhaf da, ben baktığım kadarıyla çok tuhaf, organize bir distopik bir durum da var orada. Ama ondan bağımsız olarak yani okuduğumuz istatistikler çok şey söylüyor. Rakam zikretmeye galiba pandemide, yani insan hayatını böyle rakama indirgemeye çok alıştık gibi. Böyle hani binler olmayınca sanki bir şey değilmiş gibi falan gelmeye başladı. Hepimizin algısı çok karışık. Birçok anlamda çok fazla yerden yani vicdanımızla, ruhumuzla, kalbimize dokunan çok fazla şey yaşıyoruz. Ona rağmen bir şekilde hayata devam etmeye çalışıyoruz. Bir etkimiz olabilecekse, ki benim maalesef kendi adıma, ben kendimi artık çok etkisiz hissediyorum. Bu yaşımda da bana bu biraz ağır geliyor. Yani artık böyle bir şeye sosyal medyadan tepki verdiğimde bile sanki kendim için veriyormuşum gibi. Yabancılaştık, yani ben yabancılaştım birçok şeye. Çok böyle kendimi tutamadığım noktaya gelmediysem artık herhangi bir şeye kendi kendime tepki veriyorum. Sosyal medyadan bile vermek şey gibi geliyor bana yani. Ne oldu? Berrakçığım için mi rahatladı yani gibi. O yüzden yani çok şeyin değişmesi lazım. Sadece şunu sormak istiyorum. İsimler değişiyor. Narin Ayşe, Ayşe Leyla oluyor. Ama toplumsal kaderimiz nedense maalesef değişmiyor. Sizin bireysel çözüm öneriniz nedir? Bunu nasıl aşabiliriz, bu toplumsal travmayı? Yani bir kere ben buna bireysel çözüm önerisi vermesi gereken mecra değilim. O mecralarda sizin meslek alanınızın soru soracağı alanlar değil. Sizin de meslek alanınız bizlere soru sor. Dolayısıyla aslında bu bizim konumuz değil. Aslında belki bizler bunu konuşarak birazcık en iyi niyetimizle bile birazcık hafifletiyoruz, eğlencelikleştiriyoruz. Belki de bizlerin bunu böyle bir durumda konuşması doğru bile değil. Belki de biz iyi niyetli de olsak bunları böyle bir ortamda, böyle bir gecenin öncesinde konuşarak hafifletiyoruz. Belki benim herkes burada bir gafımı bekliyor oluyor ve olayın kendisinin önemi kalmıyor ve birden benim bu konuyla ilgili bir gafım konu oluyor. Belki de dikkati dağıtıyoruz. O yüzden aslında belki de bu kadar önemli ve ciddi konuları ne muhatapları, ne sizin meslek alanınızın muhatabı, ne de benim meslek alanımın içinde. Belki de biraz imtina etmeliyiz bu konuları konuşurken. Çünkü zarar vermekten korkuyorum. Ve hafifletmekten korkuyorum konunun ciddiyetini. Peki efendim, kusura bakmayın, üzdüysem, kırdıysam. Yo, üzme, hepimiz üzgünüz. Üzüp kırmak değil de yani bir de böyle bakmak lazım. Çünkü tabii ki mesleğiniz bu, tabii ki iyi niyetliyiz hepimiz yani. Ama sanki böyle yaparak gerçekten esas gerçeği biraz hafifletiyor muyuz? Bir hepimiz kendimiz adımıza bir öz eleştiri yapıp düşünelim derim ben. Peki. O zaman daha mutlu günlerde daha mutlu şeyler konuşmak umarım, üzere. Umarım. Umarım hepimiz hep birlikte. Teşekkürler. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Çok mersi.